Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala Fizmas Saray YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 15. gündeyiz TET deneme kampımızın 15. günündeyiz. Yine aynı duyuru yapmak zorundayım. 14 Mayıs seçimlerinden dolayı o gün video atmamıştık. Özel kişisel sebeplerimden dolayı 15 ve 16 Mayıs'ta da video atamadım arkadaşlar. Bunların telafisi kesinlikle yapılacak. Yani totalde söz verdiğim gibi 41 günlük deneme kampımız yine 41 adet TYT, 41 adet AYT videosuyla tamamlanacak. Bunun için ya süreyi biraz genişleteceğiz. Yani 10 Haziran değil de 12 ya da 13 Haziran bitireceğiz. Ya da bazı günlerde video sayımız 1 değil de 2'şer 2'şer olacak. Totalde 123 TYT denemesi, 82 de AYT denemesiyle deneme kampımızın sonuna geleceğiz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Kanalımıza abone olduysak, videoyu beğenip yorum attıysak gelin arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Taban alanları ve yükseklikleri şekildeki gibi belirtilen KL ve M bir de N var mı silindirleri kendi içinde türdeş tatta ve metalden yapılmıştır. Kesinlikle doğrudur diyor. Dayanıklılık 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 sormuş. Arkadaşlarım dayanıklılığın formülü kesit alanı bölü hacim. Ama silindir olduğu için küp ya da prizmada olsaydı burada 1 bölü h olacaktı. Tabii ki de metal ve tatlıyı ben yükseklik ve hacime bakarak kıyaslayamam. O yüzden K'nin dayanıklılığını ancak M ile kıyaslayabilirim. İkisi de aynı maddeden yapıldığı için K, M'den yükseklikle ters orantılı olduğu için daha dayanıklı. M ve N arkadaşlar bir metalle tatta aynı boyutlarda dayanıklılık farklı cinsler olduklarından dolayı kıyaslayamam. L'nin dayanıklılığı M'den değil N'den daha büyük kıyaslayamam. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yalnız bir olacaktır hızları sabit x, y ve z araçları t0 anında şekildeki konumlarından geçtikten sonra t süre sonra aynı anda d2 doğrultusuna varıyor. Hocam bu kadar basit soru mu gelir? Geldi arkadaşlar. AYT'de de geldi. TYT'de de geldi. O yüzden sorunun zorluğu bizi asla sınava olarak şey yapmasın. Ya bu soru çok kolay sınavda gelmez demeyin lütfen. Gelir ve sınavdan sonra zaten kafamızdaki sınav çok zor yargısını algısını yıkacağız. Arkadaşlar tabii ki de aynı çizgiye ulaşmaları için en arkadaki yanınız daha büyük olmalı. X, Z, y, E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmalıdır. Düşey kesitleri şekilde verilen kaplardaki KL ve R sıvılarının seviyesi başlangıçta eşittir. Sıvıların sıcaklığı eşit miktar arttırıldığında özdeş borulardaki sıvı seviyeleri X'e kadar çıkıyor. Genleşme katsayılarını sormuş. Sıvıların genleşme katsayısı ilk hacim ile genleşme kas sayısı ile ve sıcaklık değişimi ile doğru orantılı. Arkadaşlar burada genleşmesi farkındaysanız üçünün de sıvı yüksekliği aynı olacakmış. Hmm. O zaman diyorum ki ilk hacimi fazla olanın genleşme kas sayısı süpersin küçük olmalı. Küçükten bir sorduğu için R, L, K, D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır eşit sıcaklıktaki X, Y sıvılarının kütle hacim grafikleri şekil 1'deki gibidir. Bu sıvılardan şekil 2'deki kaba H yüksekliklerinde konularak denge sağlanmıştır. Kabın K noktasındaki sıvı basıncı P ise L'deki sıvı basıncını soruyor. Arkadaşlar öz kütleyi nereden bulurum? Deden muzu bölü versin gari bana da veri versin gariden. M bölü V'den. X'in öz kütlesi Y'ninkine D diyorsam X'inkine 2D demiş olurum kabın K noktasındaki sıvı basıncı P o zaman H çarpı bakın burası D öz burası 2D öz neden? Öz kütlesi büyük olan sıvı süpersin aşağıda kalır. H, D, G'ye ben ne demişim? P demişim. L'de ise ayrı ayrı hesaplayıp toplayacağım. 2H, D, G, artı H, D, G. Yani arkadaşlar buraya da 3P demiş olurum. Sorumuzun da doğru cevabı B şıkkı 3 olacaktır. Bir evde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve ütünün güçleriyle bir aylık kullanım süreleri şekildeki çizelgede, aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Elektriğin kilowatt saati 0,3 TL yani 30 kuruş olduğuna göre bu 3 elektrikli ev aletinin aylık elektrik faturası kaç TL'dir diye sormuş. Arkadaşlar burada güç ile zaman yani saati çarpmalıyız ama gücü de kilovata çevirmeliyiz. Burası 0,1 kilovat çarptım 72. Burası 1 kilovat çarptım 20. Burası 2 kilovat çarptım 8. Hepsini topladım 100 kilovat saat değerine ulaşmış oldum. Tanesi 30 kuruşsa 100 çarpı 0 bölü 3'ten bakın 30 Türk lirası Buzdolabını 720 saat ayda maşallah. Çamaşır makinesini 20 saat, ütüyü de ayda 4 saat çalıştıran bir evde çalıştırıldığı bir çalıştırıldığı bir evde aylık elektrik faturası 3 elektrikli aletin 30 Türk lirası olacaktır. Bir öğrenci özdeş şişelerdeki su miktarının değişmesiyle şişeden üretilen sesin incelik ve kalınlığını test etmek için aşağıdaki KL ve M düzenlerini kuruyor. Buna göre öğrenci TL ve M deney düzeneklerinin hangilerinde üretilen sesin inceldiğini gözlemler. K'de şişelerin üst kısmından yatay olarak sırasıyla üflüyor. Üfleme de su miktarı ile doğru orantılıdır. Arkadaşlar o zaman ses incelir mi? Su miktarı azaldığı için kalınlaşır. Frekans azalır. L'de vurma demiş. Vurmada ise boşluk ile frekans doğru orantılıdır. Şey, birden ikiye giderken boşluk arttığı için frekans artar. inceleşir. M'de şişelerin üst kısmından yatay olarak sırasıyla üflüyor. Üflemede su miktarı ile frekans doğru orantılıdır. Su miktarı M'de 1'den 2'ye giderken artacağından frekansında artar. Frekans fazlaysa ise inceleşir. Sorumuzun doğru cevabı birinci denememizin son sorusuna bizi götürürken E şıkkıdır arkadaşlar. X, Y, düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştiriliyor. S noktasal ışık kaynağından çıkıp Y düzlem aynasına gelen I1 ve I2 ışık ışınları Z düzlem aynasından yansıyor. Z aynasından yansıyanları sormuş. Gelin I1'e bakalım. I1 2'ye 1 gelmiş. 2'ye 1. Şöyle yapalım. 2'ye 1 gelmiş. O zaman siyah alalım. Şimdi oldu. 2'ye 1 gelmiş. 2'ye 1. 2'ye 1. 2'ye 1. 2'ye 1. 2'ye 1. Bak o zaman arkadaşlar I1 en olacaktır. I2'ye bakalım birebir gelmiş birebir 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 gidecek L olacaktır sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır çizimi yapamayan arkadaşlarımız bile bu soruda eğlenir o yüzden söylüyorum ÖSYM'nin sorularını zor olarak beklemeyin arkadaşlar Milli Eğitim kitabını muhakkak en az bir kere de olsa tamamlayınız çok istiyorum çok öneriyorum birinci denememizin sonuna geldik ikinci denemeyle devam edelim arkadaşlar deneme 2 bazı maddelerin belirli sıcaklıklardaki yüzey gerilimlerinin değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Suyun sıcaklıkları 3 farklı durumda verilmiş. Etanolun yüzdelik dilimi de verilmiş. Bakalım arkadaşlar. Yüzey gerilimi sıcaklık ile ters orantılıdır. Bakın bu normalde evet doğru. Ki ben her zaman yüzey gerilimini anlatırken şu cümleyi kullanıyorum. Diyorum ki bulaşık yıkarken ne yapıyorsun? Bulaşıktaki kirin çıkması için ne yapıyorsan Amacımız yüzey gerilimini azaltmaktır. Peki bu bilgi tabloda var mı? Var. Çünkü su 25 santigrat derecede 0,072 yüzey gerilimine, 100 santigrat derecede 0,059'luk yüzey gerilimine sahip. Doğru. Suyun içine etanol eklenmesi yüzey gerilimini azaltır demiş. Arkadaşlar bakıyorum. 25 derecede 0,072 yine 25 derecede etanollardan belli miktarlarda eklendiğinde azalıyor. Doğru. Su yüzeyinde yürüyebilen böcekler için tabloda verilenlerden en güvenilir olan suyu sıcaklığı 25 derecedir. Yüzey gelme ne kadar fazla olursa böcekler o kadar tıp, tıp 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 daha rahat ve daha güvenilir yürür. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Aynı yüzeyde eşit büyüklükteki net kuvvetlerin etkisinde hareket eden X, Y e ve Z cisimlerinin hız zaman grafikleri bana kütlelerini sormuş. Newton'un sevgilisi vardı kıyamam kavuşamamışlardı. Türk kızıydı. Babası demişti ki Fatma'mızın. Türk kızı Fatma. F eşittir. Ema. Ben penciye fizikçiye kızımı vermem demişti. Başlık parası istemişti. Newton'da çok para kazanamadığı için. O zamanlar YouTube kanalı da yok tabii ki de. Kıyamam başlık parasını tamamlayamayıp Fatma ile evlenememişti. F eşittir. Ema'yı unutmuyoruz. Kuvvetler eşitmiş. Kütleleri sormuş. F bölü ivme olacak. Peki öğretmenim Buyur kuşum benim. İvmeyi nasıl buluruz? İvmeyi de hareketten buluruz. Bak süper bir soru. Hem kuvvet TYT kuvvet hem TYT hareket var. İvmeyi nasıl bulacağız arkadaşım? Hız değişimi bölü zaman formülünden bulacağız. Bakın 1 bölü 4. Yani A bölü 4. Y'ye baktığımda A bölü 2. X'e baktığımda 3A bölü 4. Yani ivmesi en büyük olanın kütlesi küçüktür. Çünkü kuvvetler eşit. O zaman büyükten küçüğe soruyorsa ivmeyle ile ters orantılı olduğumdan Z, Y, X. Balık kesir. Memleketime selam olsun. Sorumuzun doğru cevabıdır. Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Isı enerjisi alan maddelerin sıcaklığı artar mı? Şimdi arkadaşlar şartlar var. Hal değişimi şartında maddeye verilen ısı miktarı ya da ısı enerjisi artsa da hal değişimi esnasında sıcaklığın değişmez. O yüzden birinci öncülüm hal değişimi de olabileceği için kesin diyemiyorum. Ama maddenin sıcaklığı artıyorsa kesinlikle ısı enerjisi de artar. Isı iletimi sıcaktan soğuğa doğrudur. Kesinlikle arkadaşlar ısı zaten sıcak yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa aktarılan bir enerjidir. Sıcaklık enerji değildir ısı enerjidir. Bir çaydanlık suyun ısısı bir bardak suyun ısısından fazladır demiş. Isı diye bir kavram yok ki arkadaşlar. Isı diye bir kavram yok. Isı enerjisi var. Üçüncü öncülüm kesinlikle yanlış. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 B şıkkı olacaktır. Geldik kaldırma kuvvetine. Mehmet tamamen su dolu şekil birdeki taşırma kabına V hacimli bir tatlı parçası koyduğunda çekirdekideki gibi denge sağlanıyor. Mehmet taşan suyun ağırlığını 25 Newton ölçüyor. Mehmet'in suyun tahtaya uyguladığı kaldırma kuvveti ve taşan su hacmi için söylenmesi gereken doğru ifadeler hangisinde verilmiştir diyor. Bir cisim taşırma kabında batmıyorsa kapta herhangi bir ağırlaşma olmaz arkadaşlar. O yüzden diyorum ki ne diyorum bir daha söyleyeyim bir daha söyleyeyim bir cisim batmıyorsa kapta ağırlaşma olmaz. Yani 25 Newton taşan su varsa o zaman cismin ağırlığı da 25 Newton'dur. Yüzen cisimlerde ya da askıda kalan cisimlerde ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olacağından A, B ve C kaldı. Şimdi taşan su hacmi için söylenmesi gereken taşırma kabına V hacmi tatlı parçası koymuş. Batan hacmi kadar sıvı taşar. Batan hacmi ne arkadaşlar? V'den az. O yüzden A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Unutmayın cisimler batan hacimleri kadar ya da cümleyi biraz daha genişletirsek Kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü kadar sıvının yerini değiştirir arkadaşlar. İç direnci önemsiz EMK'sı E olan üreteçle şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Ampermetreden geçen akım şiddetini arttırmak için potansiyel fark eşittir. Akım çarpı direnç yapıyoruz. Üreticinin EMK'sını arttırmak tabii ki de akım arttıracaktır. Doğru. Anahtarı kapattığımda paralel eşdeğer direnç, Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direnci dirençlerden küçük olacağından yani şu iki tanesinin eşdeğer direnci R2'den küçük olacağından direnç azalırsa akım artar. Evet ama ben R1 direncine seri bağlı direnç bağlarsam eşdeğer eş direnç büyüyeceğinden akım değerim azalacaktır. Olmaz. C şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Son iki soru video için mi? Hayır mola için arkadaşlar. Su derinliği sabit olan bir dalga leğeninde oluşturulmuş. Km atması x engeline doğru ilerlemektedir demiş. Buna göre atmanın bir süre sonraki görünümü 1, 2, 3 ve 4 atmalarından hangileri olamaz demiş. Bakın 1, 2, 2 birim sonra 1, 2, 2 birim sonra 1, 2, 1 olabiliyor. 1, 2 yani 4 oldu bakın k 1, 2 k burada olacak. M çarpı burada olacak. 2 de isimler yanlış. Bakın 1 2 oldu. M yukarıdaydı. 1 2 K aşağıdaydı. 1 2 oldu. K aşağıdaydı dedik. 1 2 ben ortadaydım. 1 2 M yukarıdaydı. 1 2 bu da oldu. Bu da oldu. 1 de oldu. 2 ne yazık ki olmadı. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır gençler. İsimlendirme çok önemli diye de altını çizdim artık. İkinci denememizin son sorusu. Bir mum esnek bir düz aynanın. Bu arada yüzüm çok mu kızarık benim ya? Bugün aslında bir öğretmen müdürüm de söyledi. Çok kızarmış yüzün diye ama bilmiyorum. Önüne şekil birdeki gibi konulduğunda mumun düz ve sanal görüntüsü oluşuyor. Daha sonra mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna şekil ikideki gibi bükülerek çukur ayna haline geliyor. Buna göre şekil ikide oluşan görüntünün büyüklüğü ve yönünün Şekil 1'deki görüntüye göre değişimi aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru olur demiş hakkında. Mum şekil 2'de ayna ile odak arasında. Süper. Arkadaşlar çukur aynada görüntü her türlü yolu alabilir. Yani büyük olabilir, küçük olabilir, eşit olabilir. Ama çukur aynada odak ile ayna arasındaysan görüntü kesinlikle büyük olur. Yönü de düz olur, değişmez. Büyüklüğü artmıştır, yönü değişmemiştir. Birinci denemeyi bitirdik ikinci denemeyi de bu soruyla bitirmiş olduk. Birazcık mola istiyorum. Sizin için diyorum. Ondan sonra üçüncü denemeyle devam edelim dostlarım. Deneme 3. 15. gününde sonundayız. Düşe kesitleri verilmiş kesik koni biçimli XZZ kaplarında birbirine karışabilen D3D özkütleri eşit sıcaklıkta sıvılar vardır. Kaplardaki sıvılar türdeş olarak karıştırılırsa hangi kaplardaki karışımın özkütlesi 2D olabilir diyor. Arkadaşlar Karışımın öz kütlesi karışıma katılan maddelerin öz kütleleri arasında bir değer alır. Karışımların öz kütlesi karışıma hacimce daha çok ilave edilen maddenin öz kütle değerine daha yakındır. Bakın hacim dediğimiz ifadeye bakacağız. X'de X'in hacmi mi daha büyük Y'nin hacmi Yani 3 D'nin hacmi ile D'nin hacmi arasında bir fark var mı? Arkadaşlar D'nin hacmi yani eşit olma ihtimali var mı? Var çünkü taban büyük yükseklik küçük Taban küçük, yükseklik büyük gibi. O yüzden x'inki olabilir. Ama y'de 3d'nin hacmi arkadaşlar farkındaysanız aynı mı değil mi? O da olabilir. Yani şuradaki kısmı bilmiyorum hacim ve taban olabilir diyorum. Ama z'de yükseklikler aynıysa taban alanı büyük alan hacmi kesinlikle daha büyüktür. O yüzden z olamaz. Z'inki 2d ile 3d arasında bir değer alır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı X ve Y olacaktır. Eşit bölmeli levhanın üzerine noktasal X ve Y cisimleri yapıştırılmıştır. Levha şekildeki kolumda duruyorken Y'nin yere göre potansiyel enerjisi X'ten büyükmüş. Arkadaşlar MY çarpı G çarpı 2H büyükmüş. MX çarpı G çarpı 3H. Yani 2Y büyükmüş 3X. O zaman 3 bölü 2 değeri olmayacak mesela x 2 bölü 3 değeri olmayacak eşit değil çünkü Levanın KL kısmi yere konulduğunda ise x daha büyük oluyormuş. O zaman arkadaşlar ne olacak? mx çarpı g çarpı 2h büyüktür. My çarpı g çarpı h yani 2x de büyük olacakmış y'den. O zaman arkadaşlar mesela y 1 ise x 0.5 dışında her değer alabilir bakacağız. Ben burada y gördüğüm yere eşitlik varsayayım istiyorsanız bir. 2y eşittir 3x olsun. Ya da değer verelim. Fark etmez. Ama 2y eşittir 3x'i yazayım. Bir de y eşittir 2x'i yazayım. Zaten burada 3 bölü 4 gibi değer de olmayacağı için değer vermek daha mantıklı. Şıklardan gidiyorum. x'e 2 verdim. y'ye 5 verdim. Burası sağlanmıyor. Gitti. x'e 1 verdim. y'ye 2 verdim. Eşitlik olamaz x'e 3 verdim y'ye 5 verdim bakın 2 kere 3 6 y 5 büyük burada peki 2 kere 5 3 vermiştik değil mi 3 kere 3 9 burası da sağlandı 4 bölü 5 de sağlanıyor mu bakacağız arkadaşlar burası sağlanıyor 8 5'ten büyük ama 8 şöyle diyeceğiz 12 10'dan küçük değil c şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Mustafa Aynı ortamda bulunan ısıl dengedeki çiviyi sol eliyle plastik saplı çekici de sağ eliyle tutarak çiviyi zemine şekildeki gibi çakıyormuş. Mustafa sol eliyle tuttuğu çivinin sağ eliyle tuttuğu plastik saplı çekişten daha soğuk olduğunu hissediyor. Çivi çekişten daha soğuk olduğu için değil arkadaşlar ısı iletkenliğinden dolayı çünkü zaten ısıl dengede de aynı ortamdalar ya. Demek ikisinin sıcaklığı aynı. Şöyle örnek verelim. Yazın parka gittiğinde biz demir otururuz. Banka, banka. banka otururuz? Tahta banka mı? Tahta banka. Kışında tahta banka otururuz. İletkenliği fazla olduğu için yazın yanarız. Kışında üşürüz arkadaşlar. Demirin iletkenliği fazla olduğundan. Çivinin ısı iletkenliği çekicinin plastik sapının ısı iletkenliğinden büyüktür. E şıkkı cevabımız ısı diye bir kavram yok arkadaşlar. Isı enerjisi ısı miktarı var. Çivi çekişten daha soğuk değil gençler. Onu da söylemiş olayım homojen ve boşluksuz bir X cismi D özkütleri sıvıda şekildeki gibi dengede iken D özkütleri sıvının ilk cismin uyguladığı kaldırma kuvveti FK oluyor. Bu cisim yüzüyor mu? Yüzüyor. İlk cismini etkileyen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Doğru. İlk cismi 2D özkütleri sıvıya bırakıldığında zaten arkadaşlar D'de yüzüyorsa X'in özkütlesi D'den küçük 2D'de daha da yüzecektir ve kaldırma kuvveti yüzen cisimlerde ağırlığına eşit olacağından ağırlık değişmediği için kaldırma kuvveti de değişmeyecektir. İlk cismi 0,5 D öz kütlesi sıvıya bırakıldığında ilk cismini etken kaldırma kuvveti eğer cisim batarsa arkadaşlar battığında ağırlık kaldırma kuvvetinden büyük olacağından kaldırma kuvveti azalabilir. Cismin Birden küçük olduğunu biliyorum da sıfır buçuktan küçük ya da büyük olduğunu bilmediğim için üçüncü öncülü olabilir diyorum. Bir kesinlikle doğru, iki kesinlikle yanlış, 3 ise olabilir. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sürtünmesi detay bir düzleme sabitlenen özdeş çubuk mıknatısların etki alanında olan bir demir bilye o noktasına yerleştirdikten sonra serbest bırakılmaktadır. Arkadaşlar demir gibi F nikel gibi ni, kobalt gibi ko. Fenicoyu mıknatısın en kutbu da es kutbu da çekme görevi görür. O yüzden S demiri çekiyor ve unutmayın kutup mıknatısın manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı uzaklığın karesiyle ters orantılı. Uzaklar aynı olduğu için mıknatıslar da özdeş olduklarından dolayı nasıl çekiyorsa bu da öyle çekeceğinden yatayda hareket etmez. Bu da tabii ki de çekecektir arkadaşlar. Fark etmez. N kutbu da S kutbu da demiri nikeli kobaltı çeker. Sorumuzun doğru cevabı 2. B şıkkı olacaktır gençler. Tabii ki de yataylardakinin çekme kuvveti düşeydekinin çekme kuvvetinden daha fazla ama yatayda hareket etmediği için düşeyde çekme görevi 2'dir. Cevabımız 2 olacaktır. Buna göre hangisinde doğru tik işareti uygun yerde kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım dalgaların genel özellikleriyle ilgili tablodaki bilgilerin doğru yanlış durumu tik işaretiyle belirtilmiştir. En alttan başlayalım isterseniz bir farklılık olsun. Dalga kaynağının frekansı ile oluşturulduğu dalganın frekansı eşittir. Doğru. Evet doğru işaretlemişiz. Enine dalgaların titreşim doğrultuları ile yayılma doğrultu birbirine paraleldir. Hayır dik olması lazım. Yanlış. Evet yanlış işaretlemişiz. Elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgalardır. Doğru. Ama yanlış işaretlemiş. Olmaz. Mekanik dalgaların tamamı boyuna dalgalardır enine olan dalgalarımız da var. Yanlış olması lazım. Evet yanlış işaretlemişiz. Elektromanyetik dalgaların yayılabilmesi için maddesel bir ortam gereklidir. Ortamsız ortam yani boşlukta da yayılabilir. Yanlış olması lazım. Yanlış işaretlemişiz. C şıkkı 3 sorumuzun doğru cevabıdır. 15. günün son sorusu. Hava ortamında bulunan paralel yüzlü cama tek renkli X ve Y ışınları çekirdeki gibi gönderiliyor. Çekirdeki KL uzaklığı LM uzaklığından büyük olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar burada mavide daha fazla kırmışız. Daha fazla kırılmış. Renkler neydi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Sağa gittikçe ben daha fazla kırarım. Unutmayın. Daha fazla kırılır. O zaman arkadaşlar. X kırmızı, Y mor. Olabilir. X mavi ise Y mor olmalıdır. Olamaz. Teta açısı beta açısından büyüktür demiş. Şimdi gençler bu olabilir mi bakacağız. Kırılma renklerine göre bu da olabilir gençler. Renk durumlarını bilmiyorum çünkü. Buradaki açılar da bağlı aslında ama ortamlar arasında bir fark var. Paralellikler bozulmuyor farkındaysanız. Şimdi şöyle bir şekil olarak çizelim. Bakın şöyle gelmiş. Burası daha dik gelmiş. O yüzden büyük olabilir. 1 ve 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Kampımızın 15. gününün son sorusunu da yaptık. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Kalplerimi gönderdim. Akşamüstü 6'da AYT'de görüşmek üzere kardeşim.